Merhaba, Burcu Koşar Vokal Stüdyo'ya hoş geldin. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam ediyorum. Ve bu videoda yine sizin sıkça sorduğunuz bir soruyu cevaplayacağım. Sabah uyandığımızda sesimiz olduğundan neden daha kalındır? İşte bu sorunun cevabını vereceğim. Biliyorsunuz ki insan vücudu ortalama 8 saat uykuda kalır ki bu uzun bir süredir. Tüm kas grupları pasif haldedir ve kendini rahatlamaya, iyileştirmeye aslında o noktada odaklar. Ses kaslarımızda bir kas grubu olduğu için diğer bütün kaslarımız gibi sabah uyandığında onun da aslında konuşarak açılmaya ihtiyacı vardır. Fakat bazı insanlar özellikle daha alto, bas, bariton renklere sahip ve dramatik mezzolarda aslında buna dahil olabilir. Daha sesleri geç açılır. Çünkü daha göğüs tonuna sahip olan ses renkleridir. Uykunuzun kalitesi bu noktada çok önemlidir. Eğer işte 11 ile 2 yani gece 11 ile işte sabah 2 arasındaki o gece uykusunu almıyorsanız yani verimli uyku dediğimiz süreci alamıyorsanız yine vücudun kendi dinlenme ve aslında iyileştirme sürecinden geçemediği için de kalitesiz bu uykunun sonucu da her zaman sesiniz yorgun olabilir. Onun da bir eksisi vardır. Fakat bu ses grupları gerçekten sabah uyandığında olduğundan daha aşağıda bir göğüs sesine sahiptir. Ve gün içerisinde uyanmaları, sesinin uyanması bir 3-4 saati alır. Şu noktada ben şunu tavsiye ediyorum. Eğer normal bir meslek grubunda olan bir kişiyseniz, mesela sesinizi tabii aktif kullanan kişilere aslında yönelik anlatıyorum şu noktada. Mesela bir call center çalışan olabilirsiniz, bir danışman olabilirsiniz, işte veznede çalışıyor olabilirsiniz. Sesinizi gerçekten sabah 9'dan itibaren anlatmanız, derdinizi, tasanızı ya da işte işinizle ne gerekiyorsa, işiniz ne gerekiyorsa onu anlatmanız gerekiyorsa sesinizi kullanacaksınız. Bu sebeple saat 9'da iş başında olacaksanız, 8'de evden çıktığınızı düşünürsek 7.30'da kalkmayın. Sesiniz gerçekten uyanmış olmaz. Eğer hele hele bir de aç gidecekseniz işe, sesiniz uyanmış olmaz. 7 gibi kalkmalı, bir şeyler yemeli, birkaç kelam etmeli. Eğer edebilecek bir ortamınız yoksa, yani konuşacak o saatte kimseniz yoksa diyelim, muhakkak bir şeyler mırıldanmanız lazım. Bildiğiniz bir şarkı, işte kendi kendinize söyleyeceğiniz bir tekerleme, ne olursa olsun. Ya da dudak tirli yapabilirsiniz ki benim konservatuvarda okuduğum zamanlarda tabii ki sabah sınav oluyordu. 8.30'a 9'a sınavımız oluyordu. Sabah erken kalktığım halde o saatte ses çıkaramayacağım için evde sabah 6.30'da kalkıyordum, düşünün. Ne yapacağım, evden çıkana kadar sürekli bir dudak tirili çalışması yapıyordum. Bu noktada belki de dudak tirili size faydalı olabilir. Ve ayrıca bildiğiniz bir şarkıyı mırıldanabilirsiniz M harfiyle. Mesela ne olsun? Hatırla sevgili M harfiyle söyleyelim. M harfiyle mırıldanarak söyleyebilirsiniz. Sesinizin hem gerçekten doğal tınısına kazanmasında yardımcı olur. Bu süreçte bir şeyler yemek, mideyi doldurmak mantıklı olacaktır. Her mideden geçen şey sizin yaklaşık bir 20 dakika sonra, 30 dakika sonra ses kaslarınızın nemlenmesine, vücudunuzun uyanmasına yardımcı olacaktır. Şunu unutmayalım, vücut kalktıktan yani herhangi bir eyleme başladıktan 3-4 saat sonra uyanabilir. Eğer konservatuvarda okuyorsanız, normal bir meslek grubu dışında performans adına bir mesleğe sahipseniz ve sabah bir icranız olacaksa, bir performansınız olacaksa lütfen erken kalkın. Stretching hareketleri yapın. Vücudunuzu sesinizle beraber açmaya çalışın. Gerçekten uzamaya ve esnemeye çalışın. Siz hem dışarıdan esnerken hem de içeriden esnemeye devam edeceksiniz. Konuşmaya, mırıldanmaya devam edin. Özellikle alto, mezzo, bas, bariton aralığındaki sesler
bu duruma dikkat etsinler. Çünkü onlar daha geç uyanacaklardır. Ve genel olarak uykunuza dikkat ederseniz eğer ses kaslarınız olduğundan daha çabuk saatte uyanabilir ve siz bu konuda kendinize aslında yardımcı olmuş olacaksınız. Bu konu çok böyle sohbet tadında geçiyor ama gerçekten bu oynatma listesini biraz sohbet tadında olsun istediğim için sıkça sorulan sorular hashtag ile açmaya çalışmıştım. Umarım faydalı oluyorum ki gösterilen ilgiden bunu anlıyorum ki faydalı oluyor. Eğer aklınızda soru işareti varsa konuyla ilgili, şanla ilgili, sesinizle ilgili yorum olarak bırakabilirsiniz. İnanın bir gün ne kadar sürer bilmiyorum çünkü şu an bayağı bir soru var cevaplamam gereken. Video olarak size geri dönüş yapacağım. Güvenebilirsiniz, emin olabilirsiniz. Umarım bu videoda diğer videolar gibi faydalı olmuştur. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle eğer hala abone olmadıysan lütfen abone olmadan bu videodan ayrılma. Kendinize ve sesinize çok iyi bakın. Daha erken kalkın. Vücudunuzu daha açık ve dinç tutun. Başka bir videoda karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın.